Gazeteci Yılmaz Özdil, suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'le ilgili olay yaratacak paylaşımlarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde yazısında Sedat Peker'den bahseden gazeteci Yılmaz Özdil, Karadeniz'in hırçın delikanlısı İçişleri Bakanımız Dut Yemiş Bülbül gibi çıtı çıkmıyor, herkese atıyor tutuyor, esiyor görülüyor, mevzu Sedat Peker'e gelince yelkenler suya iniyor demişti. Bu kez sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdil, dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Suç örgütü lideri olmadığını belirten Özdil, Sedat Peker gazetecilik yapıyor, dünya basın tarihinde örneği görülmemiş bir olay yaşıyoruz dedi. Özdil devamında ise Sedat Peker roman olacak, film olacak. Anlattığı rezil figürler tarihe kalıcı ifadelerini kullandı. İşte Özdil'in paylaşımları şu şekilde. Suç örgütü lideri değilim. Yazılı kanunların karakterime uygun olmayan bölümlerini ihlal ettiğim için suçlu olan kişiyim. Mario Puzo eserinde bile böyle cümle yok. Geçici diyenler yanılıyor. Sedat Peker roman olacak, film olacak. Anlattığı rezil figürler tarihe kalıcı. Gazeteciler tetikçilik yapıyor, Sedat Peker gazetecilik yapıyor. Dünya basın tarihinde örneğe görülmemiş bir olay yaşıyoruz. Öte yandan Peker'in de sanıklar arasında olduğu tutuklu 7 kişi hakkında daha tahliye kararı verildi. Böylelikle 92 sanıklı davada tutuklu kalmadı. Bunun üzerine Yılmaz Özil paylaşımında Sedat Peker örgütü davası açtılar. 92 sanık vardı. Mehbet filan istediler. Hepsi tahliye oldu. Kırmızı bülten, toz pembe bülten oldu. Ama bunu haber yapmıyorlar. Kahraman gazeteci ayaklarına yatanlar da yapmıyorlar. Hep söylüyorum en büyük organize suç örgütü sayın medyamızdır demişti.